Fenerbahçeliler, sevgili Uğur'la birlikte normalde yarını planladığımız bir program olacaktı. Ama gerek sizlerin yoğun ilgisi, gerek bizler de sizlerle birlikte açıkçası birazcık sohbet etmek istedik, birazcık dertleşmek istedik. Şu anda Fenerbahçe Beko'daki en çok konuşulan konu Fenerbahçe Beko gard rotasyonunda ne yapacak haberleri. Biliyorsunuz yaklaşık sezon devam ederken de 3 aydır vermiş olduğumuz isimler var. Hani bu isimlerin zaten hepsiyle görüşüldüğü de açık bir şekilde ortaya çıktı ama nedense transferler birçok sebepten dolayı gerçekleşmedi. Bunları konuşacağız. Şu anda çoklu değişkenlikler, çoklu bilinmeyen denklemlerle alakalı konuşacağız sevgili Uğur'la birlikte. Konuya girmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hemen ben daha Uğur'a soru sormadan önce çok da sormuş olduğunuz uzun transferleriyle alakalı bir bilgi geçeyim size. Sportando'nun da bir haberi var bu konuyla alakalı. Kaynak olarak da oraya gösterelim. Efendim Papayannis şu anda Amerikan takımlarıyla birlikte idman yapacak. Yani NBA'de bir idman yeme durumu var. Panathinaikos'un önermiş olduğu para 1,2 ya da 1,3 milyon euro. Fenerbahçe'nin önerdiği para 1,6 milyon euro. Artık burada iş tamamen oyuncunun inisiyatifine kalmıştır. Papayannis'le ilgili çok soru geliyor. Biz A'dan Z'ye bütün transfer sürecini size anlatmıştık. Bugün artık rakamları da söylüyoruz sizlere. Bundan sonra Uğur benim yanlışım varsa düzeltirsin kardeşim. Hani yoksa da zaten dediğimiz gibi şu kısa tarafında devam edebiliriz. Elimizden geldiğince de en doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Topu sana nereden atayım? Papayannis'le alakalı bu konuda eklemek istediğin var mı? Yoksa direkt Fenerbahçe'nin çok bilinmeyen de denklemi gard rotasyonu mu olsun? Olurum. Senin yanlışın olabilir mi ya? Estağfurullah. Bunu kim nasıl bir şey ya? Böyle bir hacet kimin haddine ya? Böyle bir şey olamaz. Bu bir. İkincisi çok doğru bilgiler. Biz zaten bu bilgileri hatırlarsan yine gönül taşlarımızla daha önceden konuştuk. Fenerbahçe'nin zaten Papayannis'e uzun rotasyonu için sağlayacak kaynak maddi anlamda zaten Papayannis'i tatmin edecek düzeydeydi. Ama Panathinaikos'un o gün şartlarda ne vereceğini bilmiyorduk. Bizim daha yukarıda bir el gösterdiğimizi tahmin etmiştik biz işin açıkçası. Çünkü hani var olan bir küskünlük de var veyahut da ne bileyim bir değişim olmama ihtimali fazlaydı o günkü Evet. şartlarda. Yani Ergin Ataman'la olan değişiklikler, gelişecek bazı pozisyonlarda alınacak oyuncu gruplarının hani bu kadar daha ciddiye varan bir nasıl söyleyeyim, düzeyde olacağını tahmin etmemiştik Panathinaikos adına. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de zaten ihtiyacı olduğu bir uzunu veyahut da bu çeşitlilikte bir uzun zaten arıyordu. Hep bahsediyorduk. Farklı bir uzun tipine bakıyordu. O tiplerden, o karakteristik özelliklerden biriydi Papayannis. Dediğimiz gibi parayla alakalı bir sorun olmayacaktı. Tamamen projeyle alakalı veyahut da gelecekle alakalı Panathinaikos'un onayını sunmasını bekliyordu. Bir şeyler sunmasını bekliyordu açıkçası. Papayannis. Sonuçta Ergin Ataman'la yeni çizilmiş bir yol var. Muhtemelen onu değerlendirmesi biraz uzun süreceğini söylemiştik. Bizim de bu arada elimizin armut toplamaması gerektiğini ve açıkçası başka Evet, transferlere evet. dönmemiz gerektiğini de söyledik. Hatta biz kendi yorumumuza katarak Kumanji ismini bir acaba bir gitsek mi demiştik. Hem bir şeyler hissederek biraz da acaba olabilitesi yüksek olduğu için de geldik burada dile getirdik. Uzun transferle alakalı durum bu. Bu kırı daha henüz açıklayamadık. Çünkü hala zannediyorlar ki hemen her şey bir anda sezon bitici oluyor. Hayır, sözleşmeler var. O sözleşmeler kaidesiyle orada bazı yazılan tarihler var. Bazı prosedürler var. Onlar geliştikçe, onlar bittikçe bunlar açıklanacak. Kostas Antetokounmpo'da olduğu gibi. Vesaire. Veyahut da işte bugün gelişen bazı Türk oyuncu şeyleri var, transferleri var. Onların sözleşmesi bitince açıklanıyor zaten. İşte Doğuş galiba Efes'e gitmiş. Evet, Burak'ın Doğuş. Galatasaray'a gitmiş. Ondan sonra Efes için kazanç olmuş Burak'ın Efes'ten gitmesi. Çünkü hiçbir gelişim gösteremedi işin açıkçası. Kesinlikle. Eğer bir basketbol yorumlaması gerekiyorsa biz şu an burada basketbol da yorumluyoruz. İlla sadece Fenerbahçe değil. Bana sorarsa Doğuş savunmada ve nasıl söyleyeyim son zamanlarda hücumda da fena değildi. Efes'e bir katkı verecektir illa. Bir Erdem Doğuş gitti, bir Can'dan Doğuş geldi oraya da yani savunma Çok anlamında. geç. Erdem Can faydalanacaktı. Daha skorer isimlere yöneldi çok aşikar. Doğuş zaten maalesef yani savunmasıyla ön plan. Doğuş Balbay'dan bahsediyorum tabii bu Evet. arada. Yani savunmasıyla ön planda olan bir garddı ama hiçbir zaman şutu olamadı. Burak'ın da aslında ilk senesinde çok rahat şut çıkarabiliyordu ama
geçtim şutu dribling vurmaktan galiba kendi özel hayatıyla alakalı o kadar sıkıntılar yaşamış vaziyette ki çok geri gitti bence Burak'ın. Maalesef kendine yazık etti ama kendi tercihi, yapacak bir şeyimiz yok. Biz de İsmet'le ayrıldık, onu da anlatalım. İsmet'e de çok sağ olsun, teşekkür ederiz yaptığı katkılar için. Evet, çok doğru. Onun şanssız oldu, çok deli saçması bir zamanda sakatlık geçirdi. Zaten kısıtlı bir süre alıyordu. O rotasyon içerisinde de bir daha geri dönemedi. Kolay değildi ama Djordjevic zamanında çok doğru işler imza attı. Bazı koçlarla bazı oyuncular başka yere evriliyor. Onun şansı olmuştu gerçekten ama İtudis maalesef o şansı ona veremedi ama İtudis'i de çok uzamıyorum bir tarafıyla. Çünkü sakatlık da bayağı uzun sürdü açıkçası ama İtudis de yanlış hatırlamıyorsam, Onur sen beni düzelt eğer yanlışım varsa, sezonun ilk yarısında sakatlanmadan önce bayağı da bir şans verdi işin açısı diye hatırlıyorum. Çok evet şans bulduğu maçlar oldu. Özellikle bir hatırlıyorsun bir Beşiktaş maçı oynadı. 8 veya 9 üçlük isabeti buldu aynen, da bir maç vardı mesela. Yine sakatımız vardı galiba değil mi? Yine evet tabii aynen. Onun akabinde sakatlandı zaten maalesef. Doğru tekrardan. Maalesef. Evet, herhalde değil artık o da 3 aşağı 5 yukarı sözleşmeyle alakalı ufak tefek prosedürler vardır. Zamanlamayla alakalı. Berk gelecekti zaten oraya. Biz bunu aylar öncesinde söyledik zaten. Berk de oraya takviye edeceğiz. Berk de inşallah özlediği yuvasını, altyapısı yetiştiği Fenerbahçe'sine daha olgunlaşmış bir şekilde daha sahip çıkarak, daha ne oynaması gerektiğini bilerek, sonuçta Obradoviç dediği saati gördüm çocuk. Az buz iş değil, Orun Erede gibi bir kartınla nasıl söyleyeyim, bir toynandan geçmiş olması lazım. Bir şeyler üstüne koyması lazım. Koyduğu anlar var Eurocup'ta için açıkçası. Ama ne kadar verecek, ne kadar vermeyecek şimdi göreceğiz. Ona göre de burada yorumunu yapacağız. Top tamamen Berk'te. Bu şans her defasında gelmez. Her defasında bu şans kapıyı çalmaz. Biz esas ana konumuza gelirsek. Haberler uçuşuyor olur dedim ya işte papatya falı gibi seviyor mu, sevmiyor mu, geliyor mu, gelmiyor mu gibi olaylar var. James Smith adı bile geçti bugün düşün yani. James sen ya bana yazdın Uğur dedin evet bugün işte bu şey var mı diye. Ya onu ben hiç duymadım için açıkçası böyle bir durum. Yani hani bana hani her zaman gelen ciddi kaynaklardan böyle bir şey yok ama biz de her defasında telefonda abi bu geliyor mu gidiyor mu diye sorma gibi zaten şansımız yok. Veyahut da yani kendi arkadaş grubumuzda veyahut da işte çevremizde tabii. Bu tarz konuları her defasında konuşamıyoruz. Zaten spesifik gelinen önemli işler bugün zaten medyaya düşüyor. İşte medyanın şu an hani en kalantör diyebileceğimiz uzman kişilerinden basketbol adına isim verilir mi bilmiyorum ama verdik zaten. İşte mesela Ümit Avcı'da falan bile bugün galiba düşmüş hani Sertaç haberi. İşte duyuyorum falan filan diye. Duymaya gerek yok. Biz zaten burada davul zurna çaldık zaten. Söyledik daha aylar öncesinden ama tabii onlar da haklılar. Biz tabii hep söylüyoruz kulübün içinden haber alabildiğimiz için şanslıyız. Çok şükür. Onu da sunuyoruz tabii. Burada. Ama dediğim gibi biz izleyenler de bunu bize en doğru bilgi için buradayız ama her bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Dediğim gibi bu ismi geçen oyuncular ve oyuncu veya oyuncu özelinde de ben şu an menajer üfürmesi diye tahmin ediyorum. Çok net bir şey olduğunu zannetmiyorum ama bu şu demek değil arkadaşlar. İlla ki birkaç isme gidilecek yani Ali'ye de gidilecek, Veli'ye de gidilecek. Tabii. Yani belki bir hep o gün de konuştuk ya yani Kalates sonrası bir planlama da olabilir. Yani tamam bir anakart alacağız belki oraya hani Darius Thompson üzerinde konuşuyoruz. Kostas için konuşuyoruz. Sen geçenlerde zaten Darius Thompson için konuştun. Ben de konuşmuştum. Beraber yayındayken sen canlı yaparken. Çok net ve sarı bir şekilde. Money Talks olayları çok ön plana çıktı. Bazı mesela bizi izleyen gönüldaşlarımız demiş ki hani ben kullanıyoruz ya bu terim işte daralan Euroleague havuzunda oyuncular kıymetli. İşte sadece Euroleague'de mi oyuncu var? Yok tabii ki NBA'de de var. Ama NBA'den oyuncuyu çelmek, buraya getirmek hiç kolay değil. Çünkü Money Talks dediğimiz olay artık tamamıyla farkındaysan doların ve Euro'nun ki Avrupa içerisinde bile oyuncu alabilmek artık bu kadar zorken doğru. Bizim ülkemizin yaşadığı ekonomik buhrandan dolayı oluyor bu tabii ki haliyle. NBA'den oyuncu çekmek çok zor. İşte Carson Edwards gibi bir değeri kelepir bir şekilde bulduğumuz için işletsek de kazansak mı derdindeyiz. Ama eskisi gibi hani NBA'den Mahmut Abdurrahman'ları, Zantavak'ları çekmek ne bileyim örnek sen ver mesela yani. Marko Milicic. Klezyaları nasıl? Marko Milicic. Gibi hayatta ne bileyim işte Yan Veseli mesela yani aslında spesifik yönüyor. Cici Datome. Bu tarz isimler çok yaşıyor bastığından. Yani o kolay kolay işler değil işin açısı. O yüzden hani daralan havuzda maddi anlamda da ve nasıl söyleyeyim portföy anlamında da şey oluyor sıkıntılar yaşatıyor tabii haliyle. Bir de hani Euroleague piyasasında da zaten hani az birinin parmağını geçmeyecek kart varken onu uygun fiyata bitirmek lazım. Fenerbahçe evet onu söyledik yani Clyburn olayını mesela anlamamışlar mesela bazı izleyiciler, gönüldaşlar.
Hani kaçırmış olabilirler tekrarı, ama bunu anlatmamızın sebebi şu. Yine ilk Fenerbahçe temasa geçmişti Clyburn'le. Ve ciddi de kendi ölçüsünde ciddi de bir para teklif etti. Ama işte dediğim gibi Efes'in maalesef sadece basketbol kanadının olması ve bunu reklam gelirlerinden stopaja dönüştürebilme gibi özellikleri parayı daha rahat kullanmasına yol açtığı için mesela Clyburn olayını öyle bitirdiler. Tabii. Sonra dediler ya bize de, hatta abi siz işte üfürdüğünüz zaman işte Efes'e gitti falan. Sonra bizim koçumuz biz önce oyuncuya biz talip olduk. Eski oyuncumdu. Bu nasıl saklanacak bir şey yok. Oyuncu bizi tercih etmedi dedi. Sağ olsun. Bizi zaten kulüp zamanı geldiği zaman doğruluyor. Ondan yana da çok şükür. Yani biz kulübe haber göndersek, bizi ne olur tekzip etmeyin de bizi gerçekten açıklayın desek bu kadar olur. Zaten gerçekten ortaya çıkmak gibi kötü huyu var. Artemaz'da çıkar yani. Biz burada sabah kadar yalan da anlasak bizi bir süre sonra kimse izlemez yani. Bizim derdimiz hiçbir zaman bu olmadı. Dediğim gibi para büyüyünce işin açısı Darius Thompson konusunda para büyüyünce Fenerbahçe eğer buraları çıkılması gerekiliyorsa biraz da okazyon transferine gitti. Kostas'a doğru gitmeye başladı. Çünkü hem tecrübe var, yetinebiliyor. Hem de Olympiakos'ta da bizim bundan bir ay önce yaşadığımız, bir ay yakın oldu değil mi? Tyler Dorsey problemi gibi bir problem var. Çünkü mesela o proje içinde gitmişti Kostas Lukas. Yani orada bir Sponolis figürü olmaya gitti ama maalesef o figürü olamadı. Bu onda rahatsızlık yarattı. Haliyle gene bir ana rolde bir portföy biçmek istiyor kendine. Bir profil daha doğrusu öz Türkçe'yle. Onu da Fenerbahçe'nin sağlayabilme olasılığı var. Hem eski kulübü olmasından mütevelli hem de şu andaki o pozisyonun zaten doldurulması. Yani ana bir kartla o pozisyonun hakkını verecek bir kart arıyor Fenerbahçe. Dediğim gibi bu iki kart arasında şu an böyle bir açıkçası bir nasıl söyleyeyim bir şark kurnazlığı pazarlığı var şu anda. Darius Thompson da hala işin içerisinde. Kostas da işin içerisinde açıkçası. Sen bugün haberi sen geçmişsin. O da doğru bir haber. Doğru yakalamışsın. Güzel yakalamışsın. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben görmedim çünkü. Zaten işimizi gücümüzdeyiz. Sen bu tarafıyla da başka bir tarafıyla yakalamışsın. William Kost olayı. Zaten o olursa yani Sulukas'a nerede yer bulacaklar? Onu bilmiyorum ki William Kost ağzı paraya gelmez şeye. Yani hani Fenerbahçe'nin şu an ismi geçen oyuncular var ya backup transferi gibi. William Kost baya backup transferi değil. Anakart rotasyona girecek. Hatta bana sorarsan ben Fenerbahçe için de hatırlarsan Final Four zamanında olabilir demiştim açıkçası baktığında. Evet. Ben şeyin yaşını unuttum. Onur sen yani bulabilme şansın varsa bugün aklıma ilk geldi. Ben çok istiyorum oyuncuyu biliyorsun. Solak olmasından ve oyun görüşü olduğuna da çok inandım. Mesela Fabian Cazor mesela Fenerbahçe'de olabilirdi. Backup ismi arıyorsan al sana Fabian Cazor mesela baktığında. Yaşını mı sormuşsun? Bayağı olur mu onu bilmiyorum ama yani ne kadar yüksek bir bayağı olur. Bir yaş eğer 30'luk kaç? Hemen söyleyeyim ben bu arada ya, bakarken. Yani 31-32 seviyesindeyse ben hiç kaçırmam mesela. Çünkü Fenerbahçe çünkü 36 yaşında. 36 mı? Çünkü açlanmış. Evet. Yani açıkçası evet bayağı bir yaş ama işte tabii kaliteli bir oyuncu olur. Yani baktığında çok kaliteli bir oyuncudur. Dediğim gibi ya biz geçenlerde konuştuk. Mesela Daniel Rickett gibi bir herif hani oyuncu daha doğrusu yakalayabilsek böyle bir portföyde bir şey yapsak yakalayabilsek. Yani çok iyiydi bu. Evet ya her herif demem şu herif çünkü çok şey. Ya adam yani aynen. Hakaret var bir şey değil. He? Hakaret var bir şey değil canım yani. Yok ya hani. Tabii. Çok yani. İyi herif canım ya bence de. Serinde dursun diye yani böyle yerinde duramayan bir kimlik aynen. Diyor ona. Biraz bitirin bir tip böyle. Aynen. Keşke hani backup diyorsun ya hani backup'ı bu tarz adamlar keşke olabilse. Ama dediğim gibi onların işte her şey bir maliyet yani. Kalates'ten çıkıldığı anda bunları yapabiliyorsun. Belki de çıkamayacaksın Kalates'ten. Biz hep bunu söylüyoruz yani. Bir önemli olan Kalates'ten çok şu anda bir yeni sana çıkmak. Yani inşallah o konuda da şu an hala bir gelişme yok. Yani ben bir şey sordurdum ama çok kolay olacağını tahmin etmedim bir gelişmeydi zaten. Çünkü adama çok hat sayılı bir para verdik. Yani 250 gibi. Yani o paradan vazgeçmek ne kadar kolay olur. Veyahut da ne bileyim ne sunuyorlar, nasıl bir sağlık sözleşmesi imzaladılar. Biraz hani o uzun rotasyon içinde düşünülen transferin biraz o şeyi de o. Ana rol uzunluğuna ihtiyaç var. Yani oraya Motley'e ana rol verdik ama Motley'nin hatta üstünde bir ana rolü verebileceğimiz bir uzuna ihtiyacımız var. Kısa konuşuyoruz ama uzun daha mühim hale geldi bence bana sorarsan. Yani guard rotasyonunda ana iki isim var şu an. Üçüncü bir isim olursa da olma ihtimali yüksek. Burada konuşuruz. Ama hala Darius Thompson ve Kostas Sulukas çemberi dolaşıyor. İkisi de olursa
ben hep diyordum ya Darius Thompson olmazsa şaşırırım diye. Abi şu anda iş değişti açıkçası. Darius Thompson olmazsa diyemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin açıkçası bak bunu da hani iyi diyordurelim hakkını teslim edelim. Kostas Kozun'un kullanması da son derece yerinde. Onu da söyleyelim. Hani kızıyoruz ediyoruz ama şu anda güzel oynuyor Fenerbahçe. Kolay değil yani. Ya şöyle ya ben bugün işte seninle paylaştıktan sonra işte Ghost transferi hatta Darius Thompson'a da bir gitme durumu var Olympiakos'un öyle söyleyeyim sana. Yani Olympiakos baktığın zaman şu anda zaten sözleşme uzattı bir Isaiah Cannon'ı var elinde. Bir Toma Vokap'ı var zaten. Bunun haricinde de zaten iki tane oyuncuyla görüşüyorsa burada zaten üçüncü bir guard olarak ikisini değil ikisinden birini çekecek. Zaten Kostas'ı da onların da çok böyle birazcık arka planda bıraktığı belli. Kostas'ın da açıklamaları işte sevgi her şey değil demiş. Muhtemelen orada görmek istediği şey senin söylediğin gibi saygı. Her şeyden önce orada bir abide olmak istiyor. Buradan zaten gitme sebebini soranlar olmuştu belirtmiştim. Bir kez daha söyleyelim. Zaten bizde oynadığı dönemlerde babasını kaybetmişti. Çok kısa bir süre sonra da zaten kız kardeşinin bir rahatsızlığı oldu. Kafayı çok veremedi. İşte arada pandemisi falan derken yönetimden izin istedi açıkçası Kostas. Çünkü sözleşmesi vardı Uğur. O sene 3 sene uzatılmıştı. 1 sene oynadı ki sözleşmesinde 2 sene kala kulüpten zaten affını istedi ve gitmişti Kostas. Biraz daha kafasını oraya toparlayabilmek, ailesiyle birlikte zaman geçebilmek için ailesiyle. Fakat bugün geldiğimiz noktada 48 saatte o kadar çok şey değişti ki biz hani hep şunu söyledik seninle Kostas yayını yaparken ya eski sevgiliye bir hatır sormaydı melankolik bir anda iş birazcık ben seni çok özledim acaba eski günlere dönebilir miyiz moduna girmeye başladı onu söyleyebiliriz dediğin gibi Darius Thompson meselesinde şimdi bunu çok konuşuyoruz ediyoruz işin maddi boyutları var bunu kabul ediyoruz ama buradaki en büyük sıkıntı 3 ay öncesinden oyuncu öyle bir ilgi gösterdik ki ve yasal prosedürlerin hepsini çok doğru kullandık. İşi belki o noktalarda o zaman bilerken bitirebilecekken biz çok ağırdan aldık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İşte daha sonra oyuncunun da burada işte talepleri artmaya başladı. Daha fazla takım gelmeye başlayınca da oyuncu otomatik olarak tabii ki sizden beklentilerini yüksek tutmaya başlıyor. Eğer tutup burada Fenerbahçe'nin rakibi belki sadece bir Alba Berlin veya bir Zalgiris Kaunas olsaydı oyuncuya çoktan imza attırmıştı Fenerbahçe. Ama şimdi bakıyoruz bugün görüyoruz işte Olympiakos var işte Anadolu Efes var işin içinde. Önemli takımlar var. Bir yandan Milano diyoruz yani bunlar bütçeleri çok çok rahatlıkla karşılayabilecek takımlar bakıldığı zaman. Özellikle Milano, Anadolu, Efes cephesinden baktığımız zaman sürecin öyle olduğu gözüküyor. Dante Exum'la alakalı çok fazla istek var ama Dante Exum'un da çok fazla zaten talip olmaya başlayacaktır. Onu da söyleyebiliriz. Yani bu sene guard piyasası alev alev yanıyor. İş birazcık şuna dönecek aslında. Hiç belki de beklemediğimiz, hiç konuşmadığımız öyle bir oyuncu boşa çıkacak ki ulan biz bunu niye düşünemedik diyeceğiz. Yani iş oraya doğru gidecek gibi. Çünkü herkes başka hamleler yapmadan da. Bayern Münih şişersine girmedi. Efendim? Girmedi yani. Bayern Münih girmedi şişersine daha. Ki doğru. Yani Pablo Lasso'nun daha başladığı hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey daha başlamadı orada Bayern Münih adına. Orada da çok ciddi işler olacaktır. Yani çok enteresan şeyler yaşanıyor. Ya uzun transferinde dediğimiz gibi şimdi Sertaç da Barcelona tabii ki sözleşme uzatmak istiyor. Fenerbahçe taliplerden biri ve tabii ki Panathinaikos taliplerden biri oldu. Sertaç konusunda da rakiplerimiz onlar. Çok böyle heyecanlanıyorsunuz. Biz de çok heyecanlanıyoruz. Biz de yani Fenerbahçe'nin bütün sosyal medya hesapları zaten bizim de sosyal medyamızda alarm halinde. Bir transfer duyurusu gelse de biz de mutlu olsak gibi denen. Sizlere çok çok hak veriyoruz. Aynı duyguları paylaşıyoruz ama biraz daha beklemekte fayda var yani. Mecburen sabırla beklemek durumundayız. Şu anda iş tamamıyla bir satranca döndü. Ya şu net galiba değil mi? Olur mu? En azından uzun rotasyon için. Şimdi Sestina 4'te 5'e sayıyorum. Sertaç ya bunlar olduğu için söylemiyorum. Olması yüksekle beraber evet. Şu anda hala hazırda olanlar var. Yani Sestina, Sertaç, Jekiri, Motley var. Şu an elde. Biz oraya işte hani Papayandis'i konuştuk. Kumajje olsun istiyoruz veyahut da biz olabilme ihtimali tabii. Gidilebilme ihtimali daha doğrusu var diye konuşuyoruz. Yani oraya şu an Bielitsa'nın da potanın içerisinde olduğunu düşünürsek rotasyon 5 tane uzun var zaten. Anca alabileceğim bir tane uzun kaldı. Bielitsa'nın çıkması halinde o backup transferi veyahut da tabii. Ana bir kart karttan kafamız şöyle kalkamadı. Bir uzun daha alma ihtimali anca öyle olur. Bu durum Kalates için de geçerli. Kalates olmadığı halde bir backup transferi olma ihtimali var. Şu an Jaden Smith falan tarzı bir guard oraya gelmez.
Öyle bir gard gelirse Tyler Dorsey'e ne anlatırsın? Kesin doğru, bravo. Yok doğru, çok net. Doğru. Yani o yüzden biraz ha. Fikir, biraz akıl lazım. Biraz da sabır lazım. Az bu işler değil. Ha. Bu sene zaten biz Final Four zamanında da seninle hep konuştuk bunu. Biliyorduk da zaten. Koç piyasası zaten alt üst oldu. Çok hani en elit koçlar zaten var. Bir de var olanlar da üstüne geldi haliyle. Saras ne olacak dedik. Saras bir anda Real Madrid yani Euroleague şampiyonu süpürdü. Orada şu an kalmayı garantiledi. Evet. Orası için Çavuş Pascal konuşuyorduk. Lasso nereye gidecek dedik. Acaba dedik Efes'e mi geliyor diye konuşurken Efes nasıl bir Efes olur diye. Şimdi Bayern Münih gibi bir takıma gitti. Bayern Münih Lasso'yu alırsa başka bir takım izletecek muhtemelen. Lasso da elit yıldızlarla olmuş oyuncu grubuyla çokça oynamış ve o tadı isteyecek. O bütçeyi isteyecektir yani Bayern Münih. Ta ki Bayern Münih o bütçeyi hayal verecek bir takım. Panathinaikos'a bakıyorsun. Ergin Ataman'da Panathinaikos deli deşe transferler yapıyor. Yani az mı transferler değil. Yarınlar okunduğu ya zaman. Luka Vildoza artık hani resmi olarak hani göreceğiz yani. Öyle belli bir durumda var. Aynen öyle. Yani bugün mesela çalışıyorlar falan. Tabii. Ya ben bugün işte Alper Yılmaz'ı da işte okudum. Sana da yolladım hatta. Anadolu Efes'teki o gelişmede şöyle. Vasilije Micić. Yani şu anda NBA'de oynamak için yanıp tutuşuyor. Artık olaya Oklahoma, efendim Cleveland, efendim Boston olarak bakmayacak. Tamamen artık bir Amerika'da oynama isteği var. Gidecek gibi. Shane Larkin'in de 20 Temmuz'a kadar bir opsiyonu varmış tekrardan. Bir 3 hafta daha. Ama ben Shane Larkin'in pek gideceğini zannetmiyorum da. Ama Vasa herhalde artık bu sene bir NBA'ye doğru. Shane Larkin o parayı başka yerde bulamaz Amerika dahil. Bu konforu kesin da bulamaz haliyle bu yaşta. O yüzden dediğim gibi burada kalacak. Aynen. Larkin burada kalır ama Vasa herhalde artık yavaş yavaş ülkemizden ayrılacak gibi. Çünkü zaten onlar da Vasa'nın yerine bir kart düşünüyorlar. Olur mu zaten? O yüzden Darius Thompson olayına. Ondan dolayı Darius Thompson'a gider ve biz de orada yarım adım böyle Efes'in arkasında kaldık. Ya, onu şunu da tekrar söyleyeyim. Evet. Ne yazık ki şu vergi stopaj durumu bizi çok fazla şey yapmıyor. Ne derler? Birbirinden değişik bağımsız değişkenler var abi. Yapacak bir şey yok yani. Öyle. Önce de yani kızıyoruz ama sen spor kulübüsün abi. Yani voleybolunu düşünüyorsun, basketbolunu düşünüyorsun. Planlamanı belki doğru, yani şu an konuştuğumuz isimler yanlış isimler değil ama değil. Daha çabucak karar alıp bitirme olayın şey olmuyor. Yani basketbol ayrı bir şube olmadığı için veya ayrı bir oluşum olmadığı için kolay değil yani. Yani doğru. Kolay değil. Ya işte bizde tek dezavantaj oldu Uğur. Biz çok doğru isimleri aslında çok erken gittik. Transferi neticelendiremediğimiz için, kör düğüm olduğu için zaten şu anda herkes de ki ben bunu da kendi üstüme de alıyorum bunu. Bir panik havası oluştu. Bir sıkıntı oluşmaya başladı hani konuyla alakalı. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim inşallah Fenerbahçe'miz kısa zaman içerisinde transfer süreçlerini beklediğimiz, temenni ettiğimiz oyuncularla tamamlar. Efendim umuyoruz ki keyif almışsınızdır. Cumartesi gecesini sizlerle birlikte geçirmek istedik. Ben kendi adıma keyif aldım. İnşallah size bundan sonra tekrardan güzel transfer haberlerini verebileceğimiz yayınlar olur. Biz de sizin gibi heyecanla bekliyoruz. Zaten bir gelişme olduğu anda direkt olarak yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, değerli yorumları paylaşmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi bir pazar geçirmenizi temenni ederiz. Hoşça kalın.